Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugün eğitim videosu hazırlamıyoruz. Bugün daha çok Rust konusunu, benim açımdan Rust konusunun neden önemli olduğunu ya da neden Rust'ı seçtiğimi konuşacağız. Konumuz neden Rust? Neden Rust programlama dilini seçtim? Ya da hangi sebeplerden ötürü? Tabii bunun için özne ben olduğum için biraz kendimden bahsetmem gerekiyor. Ben bilgisayar öğretmeniyim. Yaklaşık 15 yıldır bilgisayar öğretmeniyim. Sanırım öğretmenliğimin birkaç yılında tek yazılım dili, yazılımlar hakkında ya da programlama dili hakkında eğitim verdim. Onun dışında milli eğitimde bütün yazılım dersleri kaldırıldı. Zaten bir tek meslek sesine vardı. Meslek sesindeki öğrenciler de maalesef matematikle çok iyi olmadıkları için matematiksel düşünme gibi bir durumları yoktu. Velhasıl kelam şu anda Türkiye'de daha öncesinde daha doğrusu. Şimdi bir miktar var ama çok değil yine. Yazılım dersi yok. Programlama dersi yok yani. Ama tabii robotik kodlamamız var. Ne ara yapıyoruz? Onu daha önceki videolarında da söylemiştim. Ne ara yapıyoruz ben de bilmiyorum ama var. Sürekli robot projesi falan geliştiriyoruz. Fakat yazılım dersi yok. Dediğim gibi ben 17. yılıma geçiyorum. Belki sadece bir yıl işte bir meslek sesinde C dersi verdim ki bana göre en değerli derslerden biriydi o. Çünkü yazılıma dair gerçek anlamıyla bir şeyler öğretebileceğim bir ortamdı. Fakat orada da bu dersi alabilecek öğrenci sayısı gayet kısıtlıydı. Yani 20 kişilik sınıftan en fazla bir kişi ya da bilemediniz 2 kişi yazdığım şeyleri ya da anlattığım şeyleri almaya hazırdı veya alabilecek durumdaydı. Geri kalanı aslında zaten meslek sesine geldiği için hayatı boş vermişti. Yani işte eğitim öğretim kısmını bir miktar boş vermişti. Öğrenmeye de açık değillerdi. Tabi burada ben öğrencileri eleştirmek babında demiyorum. Yani sonuç buydu. Bizim bilgisayar alanında işte meslek sesine yönlendirdiğimiz neden bilgisayar meslek sesinde onu da aslında sorgulamak gerekir. Yani bir elektrik ustası gibi değil aslında yazılım sektörü ya da efendime söyleyeyim bir marangoz ustası gibi değil. İşin akademik boyutu da var, işin matematiksel boyutu da var. Hani siz şunu söyleyebilirsiniz ya biz yazılımda işte matematik mi kullanıyoruz ya? Matematik kullanmıyoruz aslında ama matematiksel bir bakış açısı kullanıyoruz sürekli olarak. Ve en önemlisi de şu. Akademi yani eğitim sizin işte kullanıp kullanmadığınıza bakmaz. Kullanmak istediğiniz zaman ne yapmanız gerektiğini size verir. Olur da ileride siz kullanır mısınız, kullanmaz mısınız ona bakmaz ama kullandığınız anda bu ihtiyacı karşılamış olması lazım. Yani en azından size onun temellerini vermiş olması lazım. Yani siz bugün tabii ki gidip işte basit bir blog sitesi yaparak da para kazanabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir şirketin frontend kısmını basitçe yapıp oradan da para kazanabilirsiniz. Ama bir de oyun yaptığınızı düşünün. Orada fizik kullanacaksınız mesela, matematik kullanacaksınız, geometri kullanacaksınız. Eğitim bunları size vermek zorunda. En azından siz böyle bir şey yapmak istediğiniz zaman gidip ta en derinden hiç kimsenin olmadığı bir yerde herhangi bir bilgiye ulaşamadan bunları yapamayacaksınız. Ama eğitim size ne yapar? Bunun temellerini verir. Şunu söyler yani eğitim. Olur da kullanan olursa diye bunun eğitimini veririm. Mesela matematik de öyledir. Mesela matematikteki bütün konuları biz hayatımızda ya da meslek hayatımızda kullanmayız. Ama nedir? Kullanmak isteyene o bilgi verilmiş olacak. Zaten olay da bu. Akademik bir başarı için olay da budur yani. Öğrenmek isteyeni ya da akademik bir kariyer yapmak isteyene o bilgileri temelden vermektir. Yoksa tabii ki herkes illa da matematik kullanacak diye bir şey yok. Ha tabii ben şöyle bir fikrim de var. Matematiksel düşünemeyen bir kişinin yazılımla da pek fazla alakası olmaz işin doğrusu. Ben böyle düşünüyorum tabii. İnsanların farklı farklı fikirleri olabilir. Şimdi işte dediğim gibi ben bir yıl tek yazılım anlattım. Ondan sonra hiç yazılım anlatmadım. Şöyle oldu. BTR denilen bir zımbırtı çıkardılar. Biz okullarda internet kafe işlettik. Yani ben en azından öyle söyleyeyim. İnternet laboratuvar vardı. Laboratuvarda oturdum. Öğrenciler geldiler ödevlerini yaptılar. Yıllarca bu. Ve bu bende mesela büyük bir aslında yıkıma sebebiyet verdi. Ben tabii bu arada hem sinir stres hem depresyon derken aslında biraz kayboldum diyebilirim o süre zarfında. Neden? Çünkü motivasyon kaynağım yok. Yani enerjim gidiyor ama ortada bir ürün yok. Her gün okula gidiyorum ve
Oturuyorum. Boş boş oturuyorum yani. Boş boş oturmam için beni teşvik ediyorlar. İşte sanki bir müthiş bir olay varmış gibi beni teşvik ediyorlar. Ne yapıyorum? İşte öğrenciler orada ders çalışıyor. Ben gidiyorum öğrenciye işte Google'dan nasıl arama yaparsa ona o konuda yardım ediyorum. Çünkü çoğunlukla da zaten öğrenciler bunu bilir. Öğretmenler de hurra sürekli ödev ne de olsa internet var. Beleş internet beleş işte ödevler. Ödevlerin cevapları çocukları gönderiyorlardı. Hayvan gibi ödevler yapıyordu çocuklar. Yıllarca bunu yaptım yani. Tabii daha sonra işte Fatih projesi geldi. Akıllı tahtalar ki akıllı tahtalar güzel ama yetmedi. Sonra tabletler geldi ki tabletler neden gerekli olduğunu hala bilmiyorum. Çok daha farklı bir şekilde değerlendirilebilirdi o bütçe. Ama değerlendirilmedi. Tabii olan yine bilgisayar üretmenlerine oldu. Hiçbir şey üretmedik. Tabii ben burada bilgisayar üretmenlerini falan İşte robotik kodlama adlı bir videom var. Ben orada daha çok bu konuya eğilmişim. Burada pek fazla eğilmeyeceğim. Yani yaklaşık şöyle bir 10 yıl benim yazılımla hiç alakam kalmadı. En azından milli eğitim nazarında. Ha ben o arada bir işte sırf hobi olsun diye yazılımları merak ettim. İşte kurcaladım. C'yi kurcaladım. GTK denilen Linux'taki işte görsel arayüz konusunu biraz kurcaladım işte daha sonra baktım bundan sıkılıyorum Blender konusunu kurcaladım GIMP konusunu kurcaladım ondan sonra Linux'u öğrendim o arada bilmem ne falan böyle böyle gitti ama hiçbirinde mesela ortaya bir ürün koyamıyordum çünkü yani motivasyon yok işin doğrusu benim enerjim okula gidiyor öte yandan işte sürekli bu stres üzerinize geliyor. Öğrencilerle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsunuz. Mesleğinizin size herhangi bir tatmin sunduğu bir şey yok. Aslında en güzel belki öğretmenlik benim nazarımda bu olabilirdi ama buna dair hiçbir şey yapmıyorsunuz. Neyse 10 yıl işte çat pat bir şekilde gittikten sonra ben birkaç yıl önce bir okula gittim ve Milli Eğitim yeni bir karar almış işte 5. ve 6. sınıflarda bilgisayar teknolojileri ve yazılım diye bir ders koymuş. Tabii ben bilgisayar teknolojisi denilince bu konuya da tabii bir sürü eleştirim var. Bilgisayar teknolojisini kullanmak eğitim işi değil. Yani işte telefon nasıl kullanılır? Google'da nasıl arama yapılır? Bu bir eğitim işi değil. Eğitim size çok daha farklı işleri anlatır. Yani size işin bilimsel boyutunu anlatır. Yoksa kullanma konusunu anlatmaz. Yani Word nasıl kullanılır? Word'ün menülerinde ne vardır? Hala bile Türkiye'deki üniversitelerde bunların eğitimi verilir. Tabii ben bunları pek umursamıyorum çünkü bunların eğitimde yeri yok. Net. Kim bunların eğitimde yeri olduğunu söylüyorsa zaten yalan söylüyor. Bilmiyor işi. Ama yazılım dersi de vardı. Tabii şans biraz da görev yaptığım okulda birkaç tane zeki demeyeyim de yani her öğrencinin aslında kafası basar. Ama işte buna hazır olmak, bu özgüvene haiz olmak biraz farklı. Ben de buna hazır olan, yani bunu yapabileceğini düşünen, seven öğrenci sayısı biraz fazlaydı görev yaptığım okulda. Bu da beni bir miktar tekrar yazılım işine sürükledi. Yazılım işine sürükleyince ben direkt işte piyasadaki popüler olan şey ne? Python. Hemen Python'ı öğren. Gittim Python'ı baştan sona kitabını bir okudum. İşte Python'da neler var, değişkenler neler, obje nedir, obje nasıl yapılır falan filan. Tabii ben yıllarca hiç yazılıma da kendimi vermediğim için unutmuşum artık. Yani konseptleri unutmuşum, yaklaşımları unutmuşum, efendime söyleyeyim yeni teknolojileri unutmuşum, bu teknolojilerin ne olduğunu unutmuşum, hepsini unutmuşum. Baştan sıfırdan öğrenmeye başladım. Öğrencilerle beraber işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii önüme yine robotik kodlama muhabbeti döndü. Ben o zamanlarda tabii çözemiyorum. Ha, acaba diyorum bende mi bir problem var? Yani ben yazılım konusunu seviyorum. Şimdi ben kendimi yazılıma versem robotik kısmı öyle kolay değil ki. Yani hem ona eşit düzeyde kendimi veremem. Mümkün değil ki zaten bana göre mantıklı da değil. Neyse işte orada bir miktar yazılıma tekrar başlamış oldum. Bir süre sonra şöyle bir fikir gelişti. Yani dedim ki ben yazılımda kendimi geliştirebilmem için projeler yapmam lazım. Küçük küçük projeler yapmam lazım. Önce işte Projektörler sorularını çözmeye başladım Python'da. Çok kötüydüm yani onu da belirteyim. İnanılmaz kötü yöntemler. Algoritmik düşünme yok. Efendime söyleyeyim işte hangi veri yapılarını kullanacağıma dair bir fikrim yok. Şu yok, bu yok. Tabii bir
10-15 sorudan sonra olayın benim düşündüğümden çok daha farklı olduğunu ve çok daha kötü bir durumda olduğumu, olaylara hakimiyetimin hiç olmadığını fark ettim. Ne yaptım? Dedim ben yani algoritmada bayağı kötüyüm. Yani sözde öğrencilere bunu anlatmam lazım ama benim algoritmik bilgim, daha doğrusu düşünsel yapım yok. Bu konuda kendimi geliştirmem lazım diye düşündüm. Biraz daha o soruları tekrar geri dönüp bu da farklı bir bakış açısıyla çözmeye çalıştım. Bir miktar değişim orada başladı. Sonra dedim ki ya bu böyle gitmiyor. Yani sürekli işte basit sorular çözünce motivasyon olmuyor. Çünkü ortada bir ürün olmayınca siz de motive olamıyorsunuz. O öğrendiğiniz bilgilerle bir şeyler ortaya çıkarmanız lazım. Öğretmen olduğum için de dedim ki ya bu okullar için hakikaten ciddi manada yazılım eksikliği var. Ki hala da böyle düşünüyorum. Yani eğitim alanında inanılmaz yazılım eksikliği var. Var olan yazılımların hiçbiri aslında eğitim odaklı değil. Yani eğitim, pazar alanı eğitim ama yöntemler ve uygulamalar kesinlikle eğitim odaklı değil. Eğitimsel bir bakış açısına sahip değiller. Yani mesela ben Kahoot'u da kullanıyorum. Kahoot eğitimsel bir yaklaşıma sahip değil diye düşünüyorum mesela. Şimdi bunu uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü biraz felsefik bir bakış açısı gerektiriyor bu. Kalkıp bunu da tartışmak şu anda bu videonun konusu değil. Ama dediğim gibi yani eğitimsel olan uygulamalar, eğitim alanında işte iş yapıyoruz diyen uygulamalar çok da eğitimsel bir bakış açısına sahip değiller. Daha çok pazarlama stratejisi güdüyorlar yani. Mesela Udemy'yi de ben aynı şekilde görüyorum. Udemy eğitimsel bir yaklaşımla iş yapmaz. Daha çok pazarlama stratejisi güder. O yüzden mesela orada iyi eğitimler ön plana çıkmıyor. Daha çok kendi eğitiminin pazarlamasını yapanlar ön plana çıkıyor. Oysa mesela siz bunu çok daha iyi bir şekilde getirebilirdiniz. Mesela nasıl desem işte bu eğitimi aldıktan sonra şöyle bir proje geliştiremeyen bir kullanıcı demek ki o eğitimi alamamış ya da o eğitimden bir şey çıkaramamış. Veyahut işte adam videoyu anlatmış ama videonun sonunda bu adam kendi öğrencilerine tam olarak neyi öğretti, ne kadar öğretti, ne kadar anlamlandırabildiği konuları da olması gerekiyor. Ama tabii bu dediğim gibi yani Udemy'nin aslında pek de sorunu değil. Bu daha çok biraz daha sosyolojik bir konu. Ama yine de eğitimsel bir yaklaşım yok bana göre. Bana göre eğitimsel yaklaşım çok daha farklı olmalı. Her neyse ben dedim ki burada bir açık var. Başlayayım bir şeyler yapmaya. İlk etapta yapmak istediğim şey işte okulların öğrenci eklensin, işte sınıflar eklensin, öğretmenler eklensin, işte öğrencilerin kim olduğu, işte devamsızlıkları, notları, şunları bunları kontrol edebileceğim bir yazılım yapayım dedim. Tabii sektörde değilim, ben bilgisayar öğretmeniyim. Sektörü bilmediğim için bu işlerin nasıl yürüdüğünü de bilmiyorum. Orada bir miktar şöyle bir afalladım. Neden afalladım? Ben yazılıma merak salıyorum. Mesela işte nedir? Analiz yapmak istiyorum. Öğrencinin devamsızlıkları ile ilgili bir analiz yapıp sonuca varmak istiyorum. Mesela. Ya da işte öğretmen gelecek, işte sorgulama yapacak. GraphQL mesela, o yüzden GraphQL'i öğrenmiştim. GraphQL ile sorgulama yapacak ve öğrenciyle ilgili analiz yapabilecek. İşte öğrenci ne zamandan beridir notları düşmeye başlamış? İşte matematikte ne zamandan beridir kötü notlar alıyor? Hangi tarihten itibaren çocuk devamsızlık yapmaya başlamış? İşte bunların arasında bir ilişki var mı yok mu? İşte grafiksel olarak gösterecek, öğretmen bundan bir sonuç çıkarabilecek gibisinden bir şeyler yaparım diye düşündüm. Bu mesela güzel. Ama ben kodlamaya başladıktan sonra gördüm ki bunu yapmak benim için çok basit. Fakat zor olan kısım HTML'miş. Hani zor olan kısımdan kastım şu. Yaparken zevk almıyorum. Yaparken hiç zevk almıyorum. Ama kodlarken inanılmaz zaman harcıyor. İnanılmaz. İşin içine bir de CSS giriyor. Mesela ben bu konuda da çok kişiye eleştiriyorum. Yani tasarım ile yazılım arasında uzaktan yakından alakası yok. CSS bir yazılım işi değil. Bir tasarımcının yapacağı iştir yani. Bir tasarımcının bilmesi gereken şeydir. Ben CSS'de işte bu nesne buna bu kadar dursun, bu nesne buna bu kadar uzak kalsın falan filan. Ben bunları kodlayamam ya, bu yazılımla alakalı bir şey değil. Bunu ben bilmem, ben bunu bilsem tasarımcı olurum. Sevmiyorum yani. Sevmiyorum, ben daha çok işte dediğim gibi analiz yapmak, grafikler üzerinden bir sonuç çıkarmak,
İşte sorgu yapabilmek, o sorguları işte bir diziye almak, o veriler üzerinde oynamak, bunları düşünüyorum. Neyse yapınca tabii ilk olarak Python öğrendiğim için Django kullandım. Orada anladım ki bir süre sonra bir yılı aştı bu. Bir yılın sonunda dedim ki Django dandik. Kesinlikle dandik. İkinci sonuç şu. Okullar benim uygulamamı niye kullansın? Mobil uygulamam yok. Görsel tasarım iğrenç. Efendim söyleyeyim işte hız desen hız yok. Mesela Django'da çok fazla eksik vardı. Ne vardı? Mesela async yoktu. Async programlama yok. Her şey bildiğin tek thread üzerinden gidiyor ve üstelik async yok. Multi thread de yok Django'da. Bunu kütüphanelerle yapıyordum ben. Bu mesela ciddi bir sıkıntı. Hala bile mesela anlamıyorum. Türkiye'de işte backend için Python arıyorlar. Bana çok dandik geliyor bu konu. İnanılmaz. Yani kim ne yapsın ya Python'ı backend tarafında? Niçin kullanıyorsunuz? Yavaş yani. Ciddi anlamda yavaş ve sıkıntıları da var. Hani şeyi kullansalar, Plask'ı kullansalar anlarım. O bir miktar daha böyle konsepte hakim. Daha fazla şey temel barındırıyor. Özellik olarak az ama konsept, temel konseptler oturmuş yani Flask konusunda ama Django konusunda hiç böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi yani bir baktım ben yazdığım programlama dili kesinlikle ya da proje kesinlikle ben de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından kullanılmaz. Hala bile yaptığım uygulama Türkiye'deki en azından işte her şeyi janjanlı yapma konusunda yani ben şunu da gördüm Türkiye'de aslında çok az yazılımcı var. Daha çok tasarımcımız var bizim. Yani biz tasarım işini yazılım işiyle çok karıştırmışız. Adam yazılım yapmıyor aslında. Tasarım yapıyor. Yani müthiş bir görüntü, müthiş bir arayüz yapıyor. Bu bana göre yazılım değil yani. Bunun yazılımla uzaktan yakından alakası yok. Yazılım bambaşka bir şey bana göre. Yani döngü kurabilmektir yazılım. Döngüyü nerede durdurabilmektir yazılım. Analiz yapabilmektir. Yani matematiksel işlemler kullanabilmektir yazılım. Problem çözebilmektir, algoritmik düşünebilmektir, onu koda dökebilmektir. Benim fikrim bu. Ama bakıyorum yani herkesin görsel uygulaması müthiş. Benimkisi iğrenç. Ben Vulman'ın standart kütüphanesini kullanıyorum yani. CSS kütüphanesini kullanıyorum. Başka da bir şey kullanmıyorum yani. Neyse tabii sonrasında dedim ki benim uygulamam bu kadar dandik bir görüntüyle hiçbir okul tarafından kullanılmaz. Çünkü insanlar ne kadar ihtiyacı çözdüğünüze bakmıyor Türkiye'de. Nasıl pazarladığınıza bakıyorlar. E ben de zaten tek başıma bir öğretmenim. Nereden bulacağım ben bu pazarlama stratejisini gidip insanlardan öğrenemem. İstanbul'da da yaşamıyorum. Doğu'nun küçük bir ilinde yaşıyorum. Kaç tane okula etki edebilirim ki? O okulları zaten kullandırsam bile bir sürü bürokratik engel karşıma çıkacak falan filan. Dedim ben bu işi bir miktar kenara iteyim. Dedim ben okulların ders dağıtımını yapacak bir uygulama yazmam lazım. Benim o ana kadar yapacağım işlerde çok fazla böyle nasıl desem yoğun bir performans beklentisi yoktu. Sadece mesela Excel dosyalarından veri çekerken mesela 1000 tane öğrencinin verisini çekerken Pandas kullanıyordum. Tabii PyPy kullanmadığım için direkt Python'ın interpreter'ını kullanıyordum. Yorumlayıcısını kullanıyordum. Orada da tabii bildiğiniz dakikalar geçiyordu. Yani 1000 tane öğrencinin bilgisini Excel'den okumak dakikalar sürüyordu. Bu beni ciddi anlamda rahatsız etmişti mesela. Ama dedim evet, olabilir yani. Excel'i okuyor, bilmem oradan veriyi çekiyor, kontrol ediyor, int mi değil mi falan filan. O yüzden pek umursamadım. Tabii daha sonra ben bunu Rust'ta yaptığım zaman 3 saniye sürdü. Onu da belirteyim. 3 saniye ya sürdü ya sürmedi. O kadar büyük bir fark var arada. O yüzden diyorum yani neden yani Python'ı kullanıyorlar bilmiyorum. Benim o zamana kadar performans açısından hiçbir beklentim yoktu. Bu konu bile aslında çok da önemli değildi. Yani bir defa öğrencileri ekleyecek. Bir dakika sürsün ne olabilir? Ama sorun bir de şu vardı. Bir dakika sürerken timeout ortaya çıkıyor. Yani bir dakika boyunca sunucu cevap veremiyor. Haliyle benim o sunucuyu bir şekilde ayakta tutabilmem için ya performans artıracağım Django ile veyahut async olayları eklemem gerekecek. Yani çünkü şak diye cevap vermek yerine işte okuyacak cevap verecek, okuyacak cevap verecek, okuyacak cevap verecek gibisinden bir async sistemi geliştirmem gerekiyor. Django'da yok.
Gittim işte başka konuları araştırdım. İşte Channel denilen bir tane kütüphanesi vardı. Onu araştırdım, onu öğrendim falan. Ya resmen ben o süre vaktinde bırakın Python'ı, bırakın Django'yu, bırakın Channels'ı. Ben Rust'ı öğrenirdim ya. Vallahi Django'yu öğrenmek için harcadım enerjiyi. Ben Rust'a verseydim, Rust'ı o zamanlar öğrenmiştim. Rust programlama dilini. Ama gittim, düzgün çalışmayan, niçin hangi araç niçin kullanılıyor, altyapısında neler var, APIs'i nasıl çalışıyor falan konularını bilmeden daldım. Sonra boşa kürek çektiğimi fark ettim ki şunu da anladım. Python'ın dokümanları iğrenç. Hiçbir şekilde hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ben en sonunda bir baktım kendimi kaynak kodların içerisinde kodları anlamaya çalışırken buldum. Tamam güzel ama değer miydi? O bir miktar sorgulanması gereken kısım. Neyse dediğim gibi bu benim projem, birinci projem tutmayacak. Dedim ben ikinci bir projeye başlayayım. Bu defa dedim okullar mecbur kalsın, kullansın. Aslında mecbur olduklarını düşünüyorum ama tabii bununla ilgili de birazdan anlatırım. İlginç bir sonuç çıktı ortaya. Şimdi ders dağıtım programında performans denilen olay birinci sırada. Çok hızlı yapmanız gerekiyor yani. Çok uygun yapmaktan ziyade bana göre en önemli kısmı ders dağıtımını çok müthiş bir şekilde yapması lazım. Tabii bunun için veri yapısının da güzel olması lazım. Tuttum işte FAT denilen bir program vardı. FAT'in algoritmasına baktım. Kodlarına değil. Kodlarını anlayamıyorum. C++ kodlarını kesinlikle okuyamıyorum ben. Algoritması yazmış adam işte şöyle bir algoritma kullanıyorum diye. Ben de tuttum bu algoritmayı yazacağım dedim ama dedim ki bana performans lazımsa Python bitti. Python'ı kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Araştırdım. C'yi kullanamam. Çünkü ben daha önce C'yi kullanmıştım. C için çalışma ortamını hazırlamak gerçekten işkence. Ve sizin bir web uygulaması yapabilmeniz için çok fazla araca ihtiyacınız var. Çok fazla kütüphaneye ihtiyacınız var. Siz tek başınıza onu yazamazsınız yani. C ile bilmiyorum. Bana çok zor göründü. Daha önce denemiştim birkaç defa. Zor, uğraşmaya değmez diye düşündüm. Bana biraz daha bu konuda kütüphaneleri iyi olan, performansı iyi olan bir dil lazımdı. C ve C++ bu yüzden elendi. Geriye işte kim kaldı? Go kaldı. Java'dan nefret ediyorum. Hayatta kullanmam. Oracle'a ait hiçbir ürünü kullanmam. Java'yı da geç. Ondan sonra başka hangi diller vardı? Araştırdım. İşte fonksiyonel programlama dilleri Haskell var. Onlar çok hızlı değil yine. C'den daha hızlı değiller. Düşün, taşın, araştır derken bir baktım Rust programlama dili karşıma çıktı. Performansına baktım, performansı C'ye eşdeğer. Kütüphanelerine bakıyorsun, müthiş. Övgülere bakıyorsun, müthiş. Her şey müthiş. Ben hani güvenlik konusunda ilk etapta bakmadım ama her konuda müthiş. Başladım Rust programlama dilini öğrenmeye. Burada hem kendim öğreniyorum, hem gidiyorum işte lead code ya da işte projektörlerden sorular çözüyorum. Bir yandan da kendi projemin temellerini oluşturmaya başlıyorum. Yani web sunucusu işte backend'ını yapıyorum, frontend'ini yapıyorum, nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum falan. Derken yavaş yavaş ortaya bir şeyler çıktı ama hala bile mesela sadece tasarımını yapıyorum. Yani backend tarafını yapıyorum, veri tabanını yapıyorum, sunucu kısmını yapıyorum, efendim söyleyeyim frontend kısmını yapıyorum, CSS kısmını yapıyorum. Bayağı bir uğraştırır. Bunların hiçbiri bana zevk vermedi bu arada. Ta ki İşte bir yandan da başladım yavaş yavaş Rust'ı öğrendikten sonra ders dağıtımını yapan uygulamayı da yapmaya başladım. Neyse ilk etapta muazzam yavaş çalışıyordu. Sonra fark ettim aslında ben hiç release modda derlememişim. Hep debug modda derlediğim için çok yavaşmış. Ben aslında biliyorum yani sürekli konuşmalarda geçiyor işte. Release modda derleyin. Hızlıdır falan ama hani ben en fazla dedim 30 saniyede 1 saniye kar ederim ya da 5 saniye kar ederim öyle muazzam bir fark ortaya çıkmaz. Meğerse çıkıyormuş. Mesela bu benim çok büyük bir salaklığım diyebilirim. Yani bir defa denesen ne olur? İnsan bir dener, bir bakar nedir ne değildir. Hızını bir kontrol eder değil mi? Ben işte tembelliğimden dolayı hiç onu kontrol etmedim. Beklentim çünkü işte 3-5 saniye derlerken de uzun zaman alıyor tabii. O yüzden aceleci davrandığım için hep debug modda derlemişim ve debug mod inanılmaz yavaş. Sonra hızlandı. Release modda derleyince muazzam bir performans artışı oldu ama tabii hala istenilen düzeyde değil. Alternatif programlara göre hala durumu iyi değil. Fakat benim yaptığım bu uygulama
Şöyle, web sunucusundan bağımsız. Şöyle düşünün, bir mikro servis olarak düşünün. Mikro servis olarak kullandığımı düşünün. Haliyle web'de işte uygulamada verileri alıyorum, veri tabanına ekliyorum falan filan ediyorum. Öte yandan ders dağıtımını yazdığım kodlar da veri tabanından bunu çekiyor. İşte dağıtma yapmaya çalışıyor falan, ortaya hatalar çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor falan derken baktım olacağı yok. Ne yapmam lazım? Dedim ya ben bunu böyle devam ettiremem. Yani iki tane mikro servisi kullanmak aslında performans için çok da verimli değil. Şu açıdan iyi olabilir, evet. Kullanıcıyı bazı konularda izole ediyorum. Yani kullanıcıyı her şeyle yüz göz etmenin bir anlamı yok. Bazı parçalar, bazı kısımlar izole olsun. Ama öte yandan benim sistemimin temeli ders dağıtımını yapmak üzere tasarlanmış. Ders dağıtımını yapan uygulama sunucuda. Şimdi binlerce okul olduğunu düşünün. Sunucu binlerce okulun ders dağıtımını nasıl yapsın? Bazıları bir saat sürüyor. Bazıları bir saat sürüyor. Yani binlerce öğrencisi var. 5.000'e 10.000'e varan öğrencisi olan okullar var. Bunlar mesela sisteme dahil olduğunu düşünün. Bunların ders programını yapmak saatleri bulacak. Ben o sırada async programlama yapıp işte her okulu tek tek işte aynı anda dağıtımını yapmaya kalksam muazzam müthiş bir aslında bir mimari kullanmam gerekiyor ki hadi kullandık diyelim. Verimli olacak mı ondan emin değiliz. Çünkü orada performanstan aslında kayıp yaşıyorsunuz. Evet dağıtık bir şekilde her okulu tek tek yapmak yerine işte birinci okul bitsin ikinci okula başla dediğiniz zaman olay bir miktar sarpa saracak 1.000 tane okul. Hadi diyelim ki hepsini beraber yapmaya kalkıştınız. Async olarak yapmaya kalkıştınız. Her okulu işte aynı anda ders dağıtımını yapsak. Burada da performanstan kayıp yaşıyorsunuz. Binlerce okul her biri için 5 saniye bile artık değerli bir şey olmaya başlıyor. Dedim ki bu iş böyle gitmeyecek. İyi ki işte Rust'ı seçmeme sebebi bir miktar da buydu. Yani ileride çıkacak projelerde ya da işte sorunlarda sorunu çözebileceğim kütüphane var mı? Ve bu kütüphane hızlı mı, iyi mi, sağlam mı? Bunu bilmek lazımdı. Araştırdığım zaman mesela bunlar da çok iyiydi. Hem backend frameworkleri çok iyiydi. Hem frontend frameworkleri yoktu ama WASM vardı. Onlar da mesela meşhurdu. Çok tutuluyordu. Çok fazla rağbet vardı falan. Onlar da çok iyiydi. Ama ben hiç WASM kısmına kendimi vermemiştim. Ta ki bu olaya kadar. Çünkü bu olayda şöyle de bir sıkıntı vardı. Bunu da mesela web uygulaması geliştirenler belki bilir. Şimdi ben kullanıcıdan verileri çekiyordum. Kullanıcı diyordu ki işte ders dağıtımını yap. Bizim okulun ders dağıtımını yap. Ben oradan bilgiyi Redis'e aktarıyordum. Redis işte bunları sıra sıra ekliyordu. Ben de diğer uygulamada sunucudaki işte ders dağıtımı uygulamasında Redis'ten aldığım bilgiler ışığında işte okulların ders dağıtımını yapıyorum. Ama şimdi olayın boyutu biraz büyük. Yani öyle basit bir uygulama değil. Hata çıkma ihtimali var. Hatayı kontrol etme, analiz etme, bilmem ne yapma. Şimdi o uygulama sunucuda çalışan uygulama bir şekilde backend tarafındaki sunucuyla bilgi alışverişi yapmak zorunda. Bu bilgi alışverişi için de aslında en kolay yöntem Redis. Ama orada bile bunu yapmak bile aslında yük. Hem backend'a yük hem ders dağıtımı uygulamasına yük. Yani çünkü siz bir sürü fonksiyon, bir sürü işte metot kullanacaksınız ki bu ikisi birbirleriyle güzel bir şekilde alışverişte bulunabilsin. Ben o yüzden mesela dedim ki ya ben bu kadar bununla uğraşacağıma, buna bu kadar emek vereceğime WASM ile yazayım dedim. Rust zaten bu konuda bir numara. Ha bu arada WASM aslında Go'da da WASM yazabilirsiniz, C'de de yazabilirsiniz, C++'da da yazabilirsiniz, C Sharp sanırım onda da var. Java muhtemelen onda da var. Hatta Python'da bile var. Hatta JavaScript'te bile var. WASM yazabilirsiniz. Ama tabii bu konuda gerçekten bir numara Rust'tı. Çünkü Rust geliştiricileri ayrıca Mozilla ile çok fazla içli dışlıydılar. Ve Mozilla bu konuda JavaScript'ten dolayı biraz muzdarip. Özellikle işte Chrome ve diğer tarayıcılar bir tarafa, Mozilla bir tarafa duruyor. Hepsi mesela müthiş JavaScript'i yorumlamaya müthiş efor sarf edebiliyorlarken Mozilla bir miktar o konuda geri kalabiliyordu. Haliyle ön plana çıkması için basın konusuna eğilmesi gerekiyordu ki eğilmişti de nihayetinde. Ben de tuttum basın kullanmaya karar verdim. Neden basın kullanmaya karar verdim onu da söyleyeyim. Birincisi frontend kütüphanesinde
Frontend üzerinde daha doğrusu yani client üzerinde benim ders dağıtımını yapmam gerekiyor. Neden? Şimdi Türkiye'de 50 bin okul var. 10 bin tane okul sizin sisteminizi kullansa siz ne yapacaksınız? Tutacaksınız o 10 bin okulu sunucuda çalıştıracaksınız. Bir tane bilgisayar 10 bin tane okulun işini yürütmeye çalışacak. Bu mümkün değil. Bu çok da saçma. Bunun yerine kardeşim kim ihtiyaç duyuyorsa kendi bilgisayarını kullansın. Onun işlemcisi gitsin. Benim sunucunun işlemcisi niye kendini yorsun bu kadar? O yüzden dedim ki client üzerinde yani istemci üzerinde çalışacak bir ders dağıtımını yapmam lazım ama şimdi çok fazla zahmetli bir iş bu. Dolayısıyla acaba verimli olur mu olmaz mı bilmiyorum ama verimli olacağı varsa da bir tek basım ile verimli olur. Yani bir JavaScript ile bunun verimli olması mümkün değil. Ha ben belki kodları çok kötü yazmışım ama ileride düzeltebilirim. Rust ile yazdığım için, basım olduğu için ben bunu düzelttiğimde hızlı çalışacak mı? Evet tamam. Bitti. Ha bir miktar async bir şekilde yapmam gerekiyor. O ayrı. Onun dışında herhangi bir problem yok. Ama zor mu? Uyarlaması bir miktar zahmetliydi. Ama tuttum. Bütün yazdığım kodları frontend'in içerisine yerleştirdim. Yani basım kütüphanesinin içerisine yerleştirdim. Şu anda mesela çalışıyor sistem gayet güzel. Ne oldu? Mesela ben basım sayesinde Rust'ın o basıma yönelik bütün web assembly'ye yönelik bütün çalışmalarından aslında bir miktar faydalandım. Hatta bir miktar değil. Çok faydalandım. Ben mesela basımı kullanırken daha doğrusu Rust'ı kullanmaya başlarken bu benim hiç aklımda yoktu. Sonra tabii işler çığırından çıkınca işte ders dağıtımını sunucuda yapmak çok zahmetli. Bunu işte şey yapalım. Client üzerinde yani tarayıcı üzerinde yapalım. Ya da işte bir tane program yapalım. Bilgisayara kurulsun. O bilgisayar üzerinden işte sunucudan veriyi çeksin. Kendi bilgisayarında çalıştırsın. Ama kullanıcının ben program kurmasını falan istemiyorum. Direkt tarayıcı üzerinde çalışmasını istiyorum. Çünkü her bilgisayarda çalışması daha mantıklı. Uygulamaya gidip her bilgisayara kurmak gereksiz bir iş. Bu zamanda özellikle yani web uygulaması yazacaksanız bana göre daha doğrusu bu zamanda bir uygulama yapacaksanız web olması gerekiyor. Çünkü herkese hitap edebiliyor. Yani insanlar program kurmaktan artık uzak tutulma. Gereksiz. Eğer ihtiyacınız yoksa web üzerinde yapın. Ama benim sistem bir miktar da işte performans gerektiren bir şeydi. Bunu da kısmen Wasm sayesinde açtık. Ha tabii orada Wasm olduğu için sandbox içerisinde yani kernel'dan direkt bütün donanımları kaynakları kullanma izni almıyor. Tarayıcıdan alıyor bir nevi aslında benim yazdığım Wasm kütüphanesi. O yüzden bir miktar performans düşük tabii ki. Ama ne kadar düşük? İşte %20 oranında en fazla düşük olabilir. Ama buna rağmen mesela bildiğim kadarıyla şu anda benim yazdığım uygulamayla diğer uygulamalar arasında çok muazzam bir fark yok. Ki benim ilk yılım ve ben tek başımayım. Ama onlar yıllardır bu işi yapıyorlar ve hala bile sanırım performans konusunda iyiyiz. Kafa kafaya gidiyoruz diyebilirim. Hatta şöyle ben her defasında bir miktar performans kaybı yaşıyorum ki tarayıcı kitlenmesin ya da async yapmam gerekecek ileride. Onu async bir şekilde yaparsam ders dağıtımının kendisini async bir şekilde yaparsam orada da bir miktar performans artışı elde etme ihtimali var. Yani sonuç itibariyle ben uzunca araştırmalarım sonucunda diyebilirim ki ben Rust programlama diliyle yazmasaydım bu uygulamayı yazamazdım zaten. Yani Python gibi yavaş bir dili kullanmanın büyük bir projede yeri bana göre yok. JavaScript vardı ama ben JavaScript'i sevmiyordum. Sevmememin sebeplerinden biri de hata çıktıları inanılmaz böyle anlamsız geliyor. Yani nasıl bir çıktı veriyor anlamıyorum. Ben o çıktıyı anlayabilmek için JavaScript'i çok iyi bilmem gerekiyor. Tamam hadi diyelim ki bildim. Yani hala bile tam olarak sorunun neyden kaynaklandığını işte o fonksiyonunu çağırıyor, o fonksiyonunu çağırıyor, o fonksiyonunu çağırıyor. En baştaki fonksiyon diyelim ki 10. defa bir tane fonksiyon iç içe fonksiyonlar var. 10. fonksiyonu çağırınca hata çıkıyor. Bana en sondaki fonksiyonu söylüyor. Ama hata aslında şurada. Yani orada ben mesela JavaScript'i pek sevmiyorum. Artı performansı da düşüktü JavaScript.
Yani performans ihtiyacın varsa ya C kullanacaksın ya Go kullanacaksın eğer rahat bir şekilde yapmak istiyorsan. Ya C Sharp kullanacaksın. Bana göre Microsoft'un ürününü kullanmak çok da verimli bir şey değil. Ya da Rust kullanacaksın. Ama internete bakıyorsun zaten Rust almış başını gitmiş. Ama işte orada ben bir miktar afalladım diyebilirim. Çünkü alışmışım. Türkiye'de bir şey popülerse ya da dünyada bir şey popülerse zannediyorum ki kolaydır. Ya da çok hoştur her şey. Rust konusu böyle değildi. Rust konusu zormuş meğerse ama sizi uzun vadede birçok sıkıntıdan kurtarıyor. Mesela ben bunu da fark ettim projemde. Hangi ihtiyacıma yönelik ne varsa ben Rust'ta bunu çok rahat bir şekilde buldum. Bu çok ilginçti mesela. Python, yılların Python'ı dersiniz ki her konuya yönelik bir ihtiyacı var. Yokmuş. Birçok konuda mesela yetersiz kütüphanesi var aslında. Ve çok da verimli kütüphanesi yok. Yok yani. Mesela çok da web framework'ü yok. İki tane var. Flask var, Django var. Ve Django 5 para etmez bana göre. Aşırı dandik bir kütüphane mesela Django. Hala bile nasıl o kadar kullanıyor ben hayret ediyorum. Yani Instagram'dan kaynaklı ama hani çok hızlı bir ürün ortaya geliştirebilirsiniz, ortaya koyabilirsiniz ama kesinlikle o ürününüz tutarsa bittiniz. Yani ürünümüz tutsun diye acele edelim derken aslında ürün bize uzun vadede çok fazla yük bindiriyor. Yani siz tutup baştan Django'yu yazmak zorunda kalacaksınız. Çünkü performansı çok kötü. Async programlama yok. Multithread yok. Hiçbir şey yok. Tut baştan yaz. Ha şu an gelmiş mi bilmiyorum. 3-4 yıldır kullanmıyorum. Öte yandan JavaScript mesela bakıyorsun herkes işte React diyor. React, Angular, React, Angular falan. Ben mesela Django ile uğraşırken bunlar da benim çok canımı sıktı. Yani bir taraftan işte Python öğreniyorum, bir taraftan JavaScript çalışıyorum, bir taraftan kütüphane çalışıyorum, bilmem ne. Biraz benim kafamı afalladı. Öte yandan bir de kalkıyorsun, veri tabanıyla uğraşıyorsun. Öte yandan kalkıyorsun bir de HTML, CSS ile uğraşıyorsun. Yeminle söylüyorum, hala bile aklım almıyor neden CSS'yi yazılımcılar yapar, frontendçiler yapar, bilmiyorum. Hani burada GJ falan kullanıyorum ama anladınız ne demek istediğimi. Yazık ediyor yani insanlar kendini. Boşu boşuna emek israfı. Sen tasarımdan anlamıyorsun kardeşim. Sen yazılım işinden anlıyorsun. Sen kodlarını yaz. Sen CSS'de hangi nesne, hangi nesneye ne kadar mesafede duracak? Aralarındaki ilişki nasıl olacak? İşte responsif işi nasıl gerçekleşecek falan. Bunu ben zaten düşünebilsem ben tasarımcıyım arkadaşım. Ben tasarımcı olurdum. Ama işte düşünemiyorum. Ben onu düşünmeyi de istemiyorum zaten. Ben ne uğraşacağım onunla? Ben ressam değilim. Sanatsal bir bakış açısı olmaz bende. Tasarım bende yok yani. Bunu ben niye öğreneyim? Ben niye bunu öğreneyim? Tabii derken burada biraz çaltır attı. O yüzden zaten Rust'a geçtim. Tabii benim Rust'ı öğrenmem şöyle 3-4 ayımı buldu aslında. 3-4 ay sonra veri yapılarını öğrenmeye başladım. Ondan sonra işte uygulama yazmaya başladım. Diyebilirim ki Rust'ı öğrenirken ve bununla ilgili uygulama yazarken hiçbir yerde tıkanma yaşamadım. Hiçbir yerde tıkanma yaşamadım. Ya bu işi nasıl yapacağım dedim anda şak diye Rust'la ilgili bir şeyler çıktı karşıma. Yazan yazmış yani. Bak tebelde. Bu nasıl olur diyorum. Aa işte böyle bir şey varmış. Ve bakıyorsunuz adamlar müthiş bir de mimari kullanmışlar. Yani Rust'ın geliştiricileri bir yana Rust'ı kullanan insanlar da yazılıma çok hakim. Hani biz diyoruz ya aman matematik ne kadar gerekecek? Gerekiyor. Topluluk için gerekiyor. Ben kullanmasam bile ben kullandığım uygulamalarda ne kadar güzel bir matematik kullanılmışsa, ne kadar müthiş bir algoritma kullanılmışsa bana da faydası olacak. Mesela adam öyle bir mimari kullanmış ki sen kullandığın zaman diyorsun ki ya ne kadar kolaymış ya. Bu kadar zor iş bunda ne kadar kolaymış. Mesela Python'da ben bunu göremiyorum hiçbir zaman. Bir şeyle yazılmış ama ben bu yazılan şeyi, kütüphaneyi anlamak işkenceye dönüşüyor benim için. Çok zor anlaması. O yüzden ben mesela Rust'ta bu konuda da yani community'nin ya da topluluğun yazdığı işleri çok takdir ediyorum yani. Adamlar gerçekten emek veriyorlar. Ha hala bile eksikleri var. Yavaş yapılıyor çünkü Rust zor. Ownership olayı zor. Bunu uyarlamak zor. Özellikle low level işler için. Mesela düşünün siz Go'da veyahut C Sharp'ta bir iş yaptığınız zaman çoğu aslında standart kütüphaneden gelir.
Çoğu. Ama Rust'ta mesela standart kütüphane olması gerektiği kadar mesela network ile ilgili çok fazla kütüphaneyi aslında üçüncü partiler yani geliştiriciler değil geliştiricilerin dışında kullanıcılar yazıyor. Mesela Tokyo veya işte Async STD var, işte efendim söyleyeyim Hyper var. Curl'ün yerine geçecek. Hatta bu arada Curl bile Rust'a geçti. Onu da söylemekte fayda var. Onlar da Rust diline geçtiler. Yani bu sebeplerden ötürü ben Rust programlama dilini öğrenirken aslında gayet zevk alarak öğrendim. Zor mu? Zor. Ama zaten matematik de zor yani. Fizik de zor. Ama öğrendiğiniz zaman zevk alıyorsunuz o işte. İşin bilimsel kısmını fark ettiğiniz zaman, bilimsel bakış açılarını, matematiksel yöntemleri fark ettiğiniz zaman bu size zevk veriyor. Bu sizi mutlu ediyor zaten. O yüzden öğrenirken belki bir miktar işte bozulmuş olabilirim. İşte bazen kafam böyle gitmiş olabilir ama şunu da net olarak söyleyeyim. Rust'taki bor roaming olayını ben JavaScript'in debug olayından daha kolay çözüyorum. Net. Çünkü derleyici o kadar müthiş çıktılar veriyor ki. Ha tamam diyorum burada bir şeyler ters anladım. Ha bir şeyler anlatıyor çünkü bana. JavaScript'te dandik bir hatayı öyle bir zor bir şekilde debug ediyor ki. Yani hiçbir şey anlamıyorum ya. Ne diyor arkadaş bu ne anlatmaya çalışıyor diyorum. Aynısı mesela Python'da da var. Tamam biraz dikkatli baksanız anlayabilirsiniz ama Rust derleyicisi size açıklama yapıyor arkadaş yani müthiş bir açıklama yapıyor. Ve bunu bu yüzden siz aslında o hatayı giderdiğiniz zaman bir şeyler de öğreniyorsunuz. Adam çünkü size sebep sonuç ilişkisiyle hata çıktısı veriyor. Python'da öyle değil. Böyle bir nesne yok. İşte bu null'dur. Bunu undefined etmişsin bilmem ne gibisinden sonuçlar çıkıyor. Haliyle kafa bir miktar allak bullak oluyor ve hiçbir şey de öğrenmiyorsunuz yani tam olarak. Zardır. Zaten o kadar zar zor öğrendikten sonra da gidip dili temelden öğrenseydiniz daha iyi olurdu. Her neyse. Ben işte projeye başladıktan sonra işte frontend kısmına geldim. Backend kısmını Rust ile yazdım. Frontend kısmını da Rust ile yazdım. Bakıyorsunuz tek bir dil öğrenmişim ama bütün ihtiyaçlarımı karşılamış. Paket yöneticisinde yok yok aradığınız her şey var ve bu kütüphanelerde müthiş bir şekilde çalışıyor. Şimdi Rust programlama dilini herkes diyor ya işte güvenlik güvenlik güvenlik. Evet güvenlik birinci kısmı ama paket deposu da çok önemli. Geliştiriciler müthiş bir şekilde paket geliştirmişler. Ve bu paketler gerçekten ileride mesela standart kütüphane olarak kullanılabilir. Mesela Hyper belki Curl'ün yerini alır. Bilemeyiz. Hyper denilen, Surf denilen mesela kütüphaneler var. Curl kadar sağlam. Belki Curl'ün yerini alabilirler yani. Curl diye okunuyor mu? Sör diye okunuyor bilmiyorum. Curl diye yazılıyor ya. Bu kütüphaneden bahsediyor. Ki o da Rust'a geçecek bu arada. Sağlam kütüphaneleri var. Mesela Tokyo var. Müthiş. Ondan sonra Async STD var. Bu da müthiş. Mesela. İşte gRPS kütüphaneleri var mesela. Frontend kütüphanesi var. Ben mesela Seed kullanıyorum. Seed geliştiricisi yeni bir kütüphane yazıyor. Full stack framework yazıyor ve ben o elemanın çalışmalarına hayranım. Müthiş bir şekilde yapıyor. Tek başına yapıyor ama müthiş bir şekilde yapıyor. Bir işi en basit şekilde yapması gerekiyorsa en basit şekilde yapıyor. Gayet bana mantıklı geliyor. Ve yazdığı uygulama da gayet hızlı çalışıyor. Velhasıl Kerem, Rust'ı seçmemin sebepleri işte mesela neydi? Güvenlik. Güvenlik aslında benim ilk etapta dikkate alabileceğim bir şey değil. Çünkü güvenliği, bellek kontrolünü sağlayabilmem için benim bir defa derinlemesine öğrenebilmem lazımdı. Ama bunu da öğrenebilmek için C veya C++ kullanmanız ve hatalarla karşılaşmanız gerekiyor. Fakat Rust öğrenirken siz hatanın neyden kaynaklandığını siz yavaş yavaş zaten öğreniyorsunuz. Ha diyorsunuz bu yüzden Rust bunu geliştirmiş. Borrowing olayı bu yüzden varmış. Ownership olayı bu yüzden varmış diyorsunuz. Benim tabii birinci sebebim performanstı. Performansın yanında Rust bana güvenliği verdi. Topluluk verdi. Bana göre en önemlisi buydu. Hatta son zamanlarda Amazon'dan kaynaklı topluluğu bir miktar böyle sıkıntılı bir hale girmiş gibi görünüyor. Rust ileride bozarsa bilin ki bu Amazon yüzünden bozulmuş. Onu da söyleyeyim. Amazon'un geliştiricileri Rust'ta ana geliştirici. Ayrıca
çok saçma geliyor bana. Ama topluluk olarak yine hala çok sağlam bir topluluk. Çok da böyle işi çok iyi yapan, işe hakim olan insanlar tarafından geliştiriliyor. Kütüphaneleri çok sağlam. Muazzam bir kütüphane kısmı var. Hala geliştirilmesi gereken çok alan olmasına rağmen müthiş bir şekilde kütüphane geliştiriyorlar adamlar. Yani oyun sektörüne de ileride muhakkak girecek. Web sektörünü de bana göre domine edecek. Ben öyle düşünüyorum. Rust değil ama WebAssembly aslında domine edecek diye düşünüyorum. Tabii Rust bu konuda en çok kaynak ayıran, en çok kütüphane yazan dil topluluğu diyebilirim. Zaten güzel olan tarafı da oydu. Mesela bu bana bonus olarak geldi. Ben hiç daha önce Wasm'ı düşünmüyordum, WebAssembly'yi düşünmüyordum. Sıkışınca WebAssembly'yi kullanmak zorunda kaldığımı fark ettim ve uygulayınca da aslında baktım ya müthiş bir şeymiş. Gerçekten ben onca süre ne diye JavaScript'le uğraşmışım, ne diye kendimi perişan etmişim bilmiyorum. Tabii bilmemekten kaynaklı. Bundan dolayı yani Rust sayesinde yazdığım uygulama bana göre güzel çalışıyor. Her ne kadar şunu da fark ettim, uygulama güzel çalışıyor olsa bile insanlar okullar mesela ücretsiz olmasına rağmen kullanamıyorlar. Biraz onlara karışık geliyor diye. Tabii bir de devletin parası varken adam ne uğraşacak? Devletin parasını veriyor, uygulama satın alıyor. Daha kolay. Ben yazılımla neden uğraştım? Benim uygulamamla neden uğraştım? Bu da mesela çok ilginç bir eğitimsel sorun bana göre. Neden yani senin paran gitmiyor diye devletin parasını niye harcıyorsun? O para bizim paramız. Neden gereksiz yere her yıl 400 lira, 500 lira sen uygulamaya para harcıyorsun? Ücretsiz alternatifler var. Ama tabii öğrencilerimizi çok seviyoruz. Paralarını yiyelim. Evet, onların vergileriyle gelen devlet parasını harcayalım ama biz öğrencileri çok seviyoruz biliyorsunuz. Neyse velhasıl kerem yani uygulamayı yazmak da çalışır hale getirmek de ki şu anda bildiğim kadarıyla bir alternatifi de yok. Ha belki dandik çalışıyor, belki işte UI ya da User Interface ya da User Experience konusunda çok iyi olmayabilir ama çalışıyor mu? Çalışıyor. Hata çıktıları iyi mi? İdare eder. 10 yıllık programlarla kafa kafaya gidebilir mi? Evet. Birçok okul için evet diyebilirim. Ama buna rağmen pek fazla okullar kullanma taraftarı değil. Umurumda mı? Evet. Umurumda. Ama biraz da akıllı olanlar kullansın arkadaş. Yani illa da herkesin gönlünü hoş edeceğim diye bir şey bende yok. Sonuç itibariyle Rust programlama dili sayesinde ortaya gayet güzel bir ürün çıktı. Ve bunun sonucunda ben diyebilirim ki artık ben Rust programlama dili sayesinde yani herhangi bir dil öğrenmeme gerek yok. Yalan olmasın. Çünkü her konuda var. Gömülü sistemler için var. Çekirdek işleri için var. Sürücü yazabilirsiniz. Oyun kütüphanesi yazabilirsiniz. User interface kullanabilirsiniz. Web uygulaması yapabilirsiniz. Yakın zamanda mobil içinde gerçekleşecek mobil uygulama yazabilirsiniz. Terminalde çalışan uygulama zaten yazabiliyorsunuz. Neden bir başka dil kullanayım ki ben? Ne gerek var? Gerek yok yani benim için. Hiç gerek yok. Bunun mesela benim için en büyük avantaj belki de bu oldu. Yani diğer dilleri kullanmama gerek kalmadı. Hiç gerek kalmadı. JavaScript. JavaScript'ten nefret ediyorum. Kullanmayı istemiyorum. Node.js. Node.js ben bir defa bilgisayarıma kurmuşum. Hala bile arkadaş ya bu her tarafta dosyaları, dosyaların linkleri falan filan ortalıkta dolanıyor. İşkence gibi bir şey ya. Tertemiz bir sistem istiyorum ben. Her tarafta Node.js kütüphaneleri dolanıyor. Tabii bu bir miktar öyle çılgınlık olsun diye söylediğim bir şey. Yoksa benim umurumda değil yani. Node.js kullansaydım onu umursamazdım pek fazla. Ama bana göre çok da gerekli değil. Yani WebAssembly varken yeni bir proje için diyorum tabii bunu. Alternatif bir proje geliştirmek için demiyorum. Yani var olan sisteminizi bozmanın bir anlamı yok. Çok ciddi bir ihtiyacınız yoksa. Yani siz yıllarca zaten React kullanmışsınız, Angular kullanmışsınız, işte Node.js kullanmışsınız. Kalkıp bunların hepsini sil baştan Rust ile yazmanın bir anlamı yok. Ciddi bir ihtiyacınızın olması lazım ki yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. Ama düşünün yani dünyada o kadar proje varken hepsi birden hurra Rust'ı kullanalım dediğinde bir miktar saçma. Çünkü bu da aslında bir kayıp
Sen bir defa o kodları yazmak için, o kodları test etmek için, hataları gidermek için bir sürü çalışma yapmak zorundasın. Değer mi? Değmeyebilir. Ama yeni bir uygulama yazılacaksa bana göre Rust dışında herhangi bir dilin kullanılması da çok da gerekli değil. Ha, mesela nedir? Diyelim ki sizin elinizde bildiğiniz dil için dilin kütüphanesi ya da kullandığınız kütüphane bir işi çok mükemmel ve çok basit bir şekilde yapıyor ve siz buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Olur. Ama geniş çaplı bir uygulama yazılacaksa mesela ben React yerine, Angular yerine kesinlikle Rust kullanırım. Ha, Go'yu biliyorsam giderim yine Go'da mesela WebAssembly nasıl geliştirilir, hangi kütüphaneler var onları öğrenirim, yine WebAssembly kullanırım. Net. Diğerlerini yeni bir proje için açıkçası artık kullanmaya ben çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ha, tabii şöyle bir şey var. Ben onu da çok ilginç bir şekilde takip ediyorum ama anlamlandıramıyorum. Mesela şirketlerin ilanları var. Son zamanlarda niyeyse bunlara bakıyorum. Öğretmenlikten bıkmış olabilirim belki de. Psikoloji bozuyor olabilir. React geliştiricisi aranıyor. Ben bu kısmı mesela anlamıyorum. Vue geliştiricisi aranıyormuş. Ya da Angular. Angular geliştiricisi aranıyor. Bana çok garip geliyor yani. İnanılmaz garip geliyor. Yani bu şeye benziyor işte. Bir tane matematik öğretmeni var ama geometri öğretmeni arıyoruz biz. Matematik öğretmeninin normalde onu bilmesi lazım. Hatta tam örnek bile değil yani. Geometri bambaşka bir alan olabilir. Öğretmen onu çok derinlemesine öğrenebilir ama bambaşka bir alandır. React dediğim bir kütüphanedir arkadaş. Yani bir insanın yazılma kafası basıyorsa React'i öğrenmesi ne kadar sürer ya? Ne kadar sürebilir ya? Yazılıma hakim ise adam 2-3 gün kütüphanesi, ki kullandığınız kütüphane kaliteli ise tabi, bu arada React'in kaliteli olduğunu farz ediyorum. Çünkü hiç bakmadım. Gider React'i 2-3 günde öğrenir arkadaş. Öğrenir yani, olaya hakimiyeti olur yani. Olamıyorsa zaten demek ki iyi bir yazılımcı değil. Nasıl çalıştığını öğrenemiyorsa, anlayamıyorsa iyi bir yazılımcı değil demek ki. Ne kadar zor olabilir ya bir yazılımcının bir kütüphaneye adaptasyonu? Ne kadar zor olabilir? Neden yani React geliştiricisi arıyorsunuz? Siz şöyle herhalde, şirketler şöyle düşünüyor. Adam gelecek, geldiği gibi bizim şirketimizde müthiş işler yapacak. Ben bildiğim kadarıyla, hani ben şirketlerde çalışmadım ama şirketlerde sıkıntı olduğunu da düşünüyorum. Siz hangi şirkete giderseniz gidin, oranın kodlarına bir defa aşina olabilmek için sizin aylarınız geçecek. Başkasının kodlarını okuyacaksınız. Onun mimarisini, aklındaki mimariyi okumak zorunda kalacaksınız. Hangi dil olursa olsun, hangi kütüphane olursa olsun, illaki siz başkasının kodlarını okuyup onu anlamlandırmak için zaman harcayacaksınız. React. Bana bugün mesela deseler ki işte Go öğrenebilir misin? Öğrenem arkadaş. Konsepti zaten yazılımın temellerini öğrendikten sonra Go'yu da öğrenirsin. Ki işte efendime söyleyeyim Ruby'yi de öğrenirsin. Efendime söyleyeyim Nim programlama dilini de öğrenirsin. Zig programa dilini de öğrenirsin. Evet, böyle bir dil var bu arada. Küfretmiyorum yani, yanlış anlamayın. Öğrenirsin yani, ne kadar zor olabilir? Ha, C Sharp'ı öğrenemem ben. Microsoft'a ait hiçbir ürünü anlayamıyorum. Artık nasıl bir mimari kullanıyorlarsa anlayamıyorum. Gerçek anlamıyla C Sharp gibi Microsoft'a ait ürünlerin çalışma mantığını hiç anlamıyorum. Çünkü adamların birinci önceliğinin ne olduğunu çözemiyorum ben. Birinci öncelikleri neyi çözemiyorum. Rust'ta mesela sevdiğim şey o. Nasıl desem. Mesela ben ilk defa Rust topluluğunda bunu gördüm. Gidiyorsunuz. API'lere bakıyorsunuz. Rust'ın mesela kaynak kodlarına bakıyorsunuz. Adamlar kaynak kodun içine yorumları da yazmışlar. Yani işte burada şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibisinden. Anlıyorum ya. Anlıyorum bunu. Ben bunu ilk defa yaşıyorum. Yeminle söylüyorum. İlk defa bir dilin kaynak kodlarına ya da bir kütüphanenin kaynak kodlarına bakıyorum. Aa diyorum, ha böyle çalışıyormuş. Anladım ya ben bunu. Ha tamam, ha diyebiliyorum. Ben daha önce Python'da mesela en basit bir kütüphaneye bakıyorum. Ne diyor lan bu? Ne anlatıyor ya burada? Burada ne yapmış acaba ya? Ayrıca Python sözde kolay. Koda bakıyorum, anlamıyorum. Ne yapmış burada, anlayamıyorum. Çözemiyorum yani. Çözemiyordum mesela. Gerçekten Python'la ilgili kütüphanelerin kaynak kodlarına baktığım zaman çözemiyordum.
RAS programlama dili zor dedik demelerine rağmen kütüphanelerin API dokümanlarına bakıyorum. Okuyorum ve anlıyorum. İlginç. Okuyorum ve anlıyorum. Yani o kadar iyi bir yazılımcı da sayılmam ben. Yazılım programlama diline çok da hakimiyetim olduğunu söylemiyorum ama anlayabiliyorum adamların yazdıklarını. Bana göre bu gayet de güzel bir şey. Demek ki mimarisi müthiş. Bu yüzden mesela Rust kütüphaneleri dünyada işte şu alanda, bu alanda herkes yeni yeni Rust kütüphanesiyle yeni şeyler yapıyor. Rust ile yeni bir şey geliştiriyor. Şu programın da Rust karşılığını yapalım. Bunun da Rust karşılığını yapalım. Gayet mantıklı aslında. Hep alternatif geliştirmek mantıklı. Çünkü Rust ile yazdığınız zaman hem güvenli olacak hem hızlı olacak. İşin ilginci. Hani zormuş diyoruz ama geliştirirken çok daha hızlı geliştiriyorsunuz. Yani böyle de bir şey var. Çünkü doküman müthiş. Düzenli, mimari müthiş, düzenli. Diğer dillerdeki hatalardan arındırmışlar. Tecrübe etmişler mesela. İşte şu dilde bu hata ortaya çıkmış. Bunu gidermek için şöyle yapalım demiş adamlar. Bu mesela dilin ilk çalışanları tarafından yapılmış ve bu adamlar akademik bir şekilde yaklaşmışlar olaya. Bu çok önemli. Hani matematik önemsiz diyoruz ya. Matematik önemsiz diyen kişiyi sallayın. Matematiksel bir bakış açısı çok önemli. Bu matematikle oluyor, mantıklı oluyor. Çünkü işte ben bunu yaparsam ileride şöyle bir sorun yaşarım. Bu mantıktır, matematiksel bir bakış açısıdır aslında. Yoksa bir insanda bu olmaz tabii ki. Yaptığı ürün 3 yıl sonra çöker gider. Ama işte Rust programlama dilinde bu mesela müthiş bir şekilde çözülmüş. Bunun yanında Microsoft'un hiçbir ürününde de bu yoktur yani. Ben görmedim yani en azından. Neyse bu kadar dırdır çene. Bu arada hani neden Rust diye geçtim ama ben bir miktar sadece muhabbet olsun diye öyle bir video çektim. Yoksa neden Rust desek gayet basit cevaplar var. Güvenlik, hız, kullanılan alan, hangi alanlarda bu geliştirebilirsiniz, efendim söyleyeyim topluluk nasıl, doküman nasıl. Bunların hepsi de bana göre Rust şu anda bir numara. Tabii bana göre. Yok aslında gerçekte de öyle de. Bana göre diyeyim yine. Nezaketen. Evet bir sonraki derste görüşmek dileğiyle onu da hafta sonu muhtemelen çekeceğim. Cumartesi günü muhtemelen çekerim. O da Struct dersinin devamı olacak. Çünkü orada da Struct dersiyle aslında borrowing olayı bir miktar daha açıklayıcı olabilecek. O yüzden mesela devam edeceğiz. Pardon. Cumartesi görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bu kadar çene çalan birini de eğer bu ana kadar dinlemişseniz helal olsun. Ben olsaydım çoktan kapatmıştım. Hayırlı akşamlar diliyorum.